Yıltex grubun sunduğu Yolcu Abi Yollarda başlıyor. Evet, Yolcu Abi Yollarda yine yollarımıza düştük arkadaşlar. Vallahi bugün Nizip'e doğru gidiyoruz. Nizip'te güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Hemen bulunduğumuz yer Nizip'in girişi arkadaşlar. Nizip'in girişindeyiz. Biraz sonra Nizip'te olacağız. Ve bu arada hemen yanımızda Yıltex grubu, biliyorsunuz arkadaşlar. Yıltex grubu bundan sonraki olan ara sponsorumuz. Bizlerle birlikte bize destek veren firmalarımızdan olacak. Dediğim gibi sözü fazla uzatmadan güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Biraz sonra güzel sohbetlerimiz olacak. Nizip'in güzelliklerini, Zeyükmasını, barajını, her tarafını gezeceğiz. Sizlerle bunları paylaşacağız. Sakın ola ki bizlerden ayrılmayın. Kulun kurbanın olayım ne olur gelsene.
Vallahi bulunduğumuz yer kayısı ağacının altı. Hemen yan taraftan nar ağaçları var. Erge ağaçları var. Dökülü tabii bu arada yukarıdan. Ay fazla sallamayın da dökülmesin. Fazla sallamayın dökülmesin. Sevgili bu adam ne yapıyor yukarıdan tek tek atıyor bize. Şimdi buraya oturduk. Burada bir türkü dinlemeden gitmek olmaz. Bir türkü molası yapalım. Sevgili İbrahim kardeşimiz bir tane güzel türkü söylesin şöyle barak tarzı. Artık ne söyleyeceksen. Feriden diyelim. Bu arada arkadaşlar da burada müzisyenler hem de düğün salonunda. İlk önce türkü dinleyelim ondan sonra sohbet mi edelim. Hadi bakalım. Senin aşkın değil mi de karlar gibi beni geriden ver elinden askerliğim kalsın geriden aman aman Feriden merhametsiz Feriden yar senin aşkın değil mi de karlar gibi beni geriden hele kalacakmış askerliğim kalsın geride aman aman Feride merhametsiz Feride yüreğime de koydun ateş kara yar senin aşkın değil mi de karlar gibi beni geriden beni böyle söyledin. Aynı arkadaşlar bu Antep'in yahları yağladın merhametsiz Feride. Karlar gibi beni geriden ver elinden askerliğim kalsın geriden aman aman Feriden merhametsiz Feriden yüreğine sağlık diline sağlık gerçekten harika güzel bir ses evet bir de
Bülent kardeşimizden bir tane dinleyelim. Bülent'ten de dinleyelim. Evet. Senden ne zaman dinleyeceğiz? Bizde dinleme olayı yok. Arkadaşlar. Peki. Başlarında bir gözüne adam olmuyor. Ben o yere sevmeyi öğretemedim. Bir kaşınanda bir gözünen adam olmuyor. Ben o yara sevmeyi öğretemedim. Lele gene bahar yine bize gelmiyor. Ben o çirkine sevmeyi öğretemedim. Ben o soysuza sevmeyi öğretemedim. Ben o kibara sevmeyi öğretemedim. Lele gene bahar yine bize gelmiyor. Ben o soysuza sevmeyi öğretemedim. Ben o çirkine sevmeyi öğretemedim. Ben o zalıma sevmeyi öğretemedim. Kızıltuğum bir diş gördüm haynana. Ben o çirkine sevmeyi öğretemedim. Kızıltuğum bir diş gördüm haynana. Ben o kibara sevmeyi öğretemedim. Lele gene bahar yine bize gelmiyor. Ben o soysuza sevmeyi öğretemedim. Ben o çirkine sevmeyi öğretemedim. Ben o zalıma sevmeyi öğretemedim. Lele gene bahar yine bize gelmiyor. Ben o soysuza sevmeyi öğretemedim. Ben o çirkine sevmeyi öğretemedim. Ben o zalıma sevmeyi öğretemedim. Evet, yüreğine sağlık Ahmet. Nasıl, beğendin mi sesleri? Şu anki ortam çok güzel. Arkadaşlarımızın da sesleri muhteşem. Başarılar diliyoruz arkadaşlara da. Sağ olun, isteyeceğim. Ahmet bu arada ulaşımımızı sağlayan değerli kardeşimiz. Evet. Sağ ol, teşekkür ettim. Güzel. Evet, biz yolumuza devam ediyoruz. Daha çok güzel türküler dinleyeceğiz arkadaşlar. Sakın ola ki bizlerden ayrılmayın. Güzel görüntüler, yani sizleri baş başa bırakıyoruz. Gene biraz sonra sizleriz. Hadi bakalım. Yeah.
sevdan ile ben adayım. Gel gör beni ne haldayım, aşkın ile ben adayım. Yollara bakıp ağlarım, gülemedim gülemedim. Resmine bakar ağlarım, gülemedim gülemedim. Sevemedim, gülemedim, gülemedim. Bu dünyada sevemedim. Yar gözlerin bana çile, lan sensiz gülemedim. Yar hasretin bana zulüm, vallahi sensiz gülemedim. Çekilmez, kimse mi çekip sevmez, kıymetimi bilemedim. Kimse benim gibi sevmez, kıymetimi bilemedim. Gülemedim, gülemedim, bu dünyada sevemedim. Gülemedim, gülemedim, bu dünyada sevemedim. Yar gözlerim çile, inan sensiz gülemedim. Yar hasretin bana zulüm, vallahi sensiz gülemedim. Gülemedim, gülemedim, bu dünyada sevemedim. İtimiz bile var, bak oraya bakarsan itimiz bile var arkadaşlar. Osmanlı Parkı'nda böyle güzel bir şey yapmışlar. Gerçekten de çok güzel, harika bir yer. İşte Nizi Parkı akşam üzeri olduğunda, akşam serinde ya da böyle işte gün sıcaklığında buraya getirip buraya oturan gençler var. Gençler gelin bakalım. Gelin bakalım Osmanlı Parkı'nın bana nasıl tanıtacaksınız? Şöyle bir arkadaşlara doğru gidelim. Kuzumuzu görüyor musunuz? Kuzumuz burada çimenlere kafasını sokmuş. Ne güzel çimenlerini yiyor. Değil mi? Gençler kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz böyle? Abi çekirdekleri yiyorsunuz da etrafı da kirletiyorsunuz da bu arada. Artık yapmayız değil mi? Bundan sonra yok. Peki tanıyalım seni. Ben Ali Toptaş. Öğrenci misin? Evet. Bugün okul yok, karneleri aldınız. Yok daha almadım işte, karneleri bekliyoruz. Karneleri bekliyorsun, karneleri alıp geleceksin. Peki dersler nasıl? Ne bekliyorsun karnende? Valla belge yok da bir tane zayıf var. Bir tane zayıf var. Evet. Hiç ya belge yok da bir tane zayıf var, bir şey olmaz diyor yani. Peki böyle hava sıcak olduğunda hep buraya mı geliyorsun? Evet. Yani nasıl? Köyden geldiğimiz için öğlen aralarında falan buraya geliyoruz. Peki dersi güzel olan var mı burada? Abi, sen almışsın karneni, gel bakalım gel. Gel. Bak bu ne? Ne aldın hani? Takdir almış adam. Vay vay vay, görüyor musun? Takdir almış. Dayın iki dersi. Kimin bu? Dükkanı var Okan bak burada. Bu kimin lan? Başka biri bak. Benim bak benim burada Türkan Ömer Okan. Seni kim? 8 tane ben almadım daha. 8 tane? Azmış ya. Ya 2 tane var. 8, 2 tane mi var? Sen iki kaç tane var? Ben iki yoktur dayı. Yoktur, hani karneni getir bakayım. Almadık daha. Başkalarının karnesini böyle getirme ha. Okula gir bak. Okula mı girip bakacağım? TC kimlik numarayı söyleyeyim. Peki Osmanlı Parkı'nı tanıt desem tanıtabilir misin bana? Yok tanıtamadım. Burada bence... ya bence çok güzel bir park. Valla Nizip'ten... Etrafı kirletmiyorsun değil mi? Yok ben kirletmem. Aferin, köyden geliyorsun. Evet. Ben çok beğendim burayı. Çok beğendin. Evet. Biz de çok beğendik. Özellikle bu parkı çok beğendim. Peki. Gel bakalım yakışıklığım. Sen karneni aldın mı? He. Ne var karnende? Hepsi 3. Hepsi 3. Takdir teşekkür yok mu? Sen çalışkan bir çocuğa benziyorsun ama. Ha, karnem yanında. Karnen yanında. Karnesini almış arkadaşımız. Evet. Dediği gibi hepsi 3.
Ama şimdi bak, burada babana söyleyeceğim. Babası gelecek sene daha güzel bir karne getirecek. Hepsi 5 olacak. Doğru mu? Söz mü? Söz. He. Bak burada söz veriyor bize. Sen de bu güzel çocuğumuza güzel bir hediye al. Bu seneki karne hediyesi olarak yine de güzel getirmiş. Hepsi 3 ama önümüzdeki sene söz veriyor. Hepsi 5 olacak. Gel bakalım yakışıklı. Senin de karne yanında mı? Evet. Seninki kaç? Bir de seninkine bakalım. Hepsi kaç bakalım hele. Ooo 4 4 4 5 5. Maşallah. Senin adın ne? Furkan. Furkan. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 4. 4. sınıfa. Takdir niye vermediler sana? Teşekkür niye vermediler? Bilmiyorum. Sen de gelecek sene hepsini 5 yapacak mısın bunların? Yapacağım. Karnesini bir al yerden. Söz mü? Söz. Şöyle kameraya bak. Burada babana de ki ne? Baba de gelecek sene de hepsini 5 yapacağım. Hepsini 5 yapacağım. Aferin. Evet, biz şöyle bir kuzularımızla falan biraz yolumuza devam edelim arkadaşlar. Güzel kuzularımız. Ama canlı da olmasa bu görüntü vermişler ya. Gerçekten düşünen çok güzel bir şekilde düşünmüş. Osmanlı Park'ın çok güzel yönleri var. Bakın şu anda görüyorsunuz. Her ağacın altında insanlar oturuyor, sohbetlerini ediyor. Günümüz sıcağında özellikle artık biliyorsunuz tam yaz sıcakları gelmeye başladı. Şöyle bir iki ay sonra daha sıcak olacak. Ramazanlık da yaklaşıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu sıcak havada ne yapmamız lazım? Serin bir yerlere, serin ağaçların altına kendimizi atmamız lazım. Osmanlı Parkı da Nizip için gerçekten önemli olan parklardan bir tanesi. Yapanın da, düşünenin de eline koluna sağlık diyoruz. Biz devam ediyoruz. Geyik kardeş sana ne ettiler böyle? Koçun bir tanesini kırmışlar. Kim kırdı bunu? Söyle bana, hemen gideyim ellerini kırayım onun. Abi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ne güzel bak, bunlar buraya yapılmış. Bunlara niye zarar veriyoruz? Bunları niye bu şekilde yapıyoruz bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla Nizip halkı biraz duyarlıdır bu tür şeylere ama biraz gençliğe ben sesleneyim özellikle. Çevremizi biraz daha temiz tutarsak, bu yapılan güzelliklere biraz daha saygı duyup onları biraz daha güzel bir şekilde kurursak bence daha mükemmel olacak. Gel kardeş, sen de bir alayım yanıma. Gel. Gel buraya gel gel. Gel şöyle bir gel. Gölgeye gel de güneşte kalma. Evet. Tanıyalım senin. Ben ismim İbrahim. İbrahim, sen ne işle uğraşıyorsun? Ben de burada görevliyim abi. Burada görevlisin. Evet. Peki bu normal orijinali mi böyle, bunu kırmışlar mı? Yok, burada halkımız kalabalık yoğun olduğu için. Kırmışlar. Çocuklar yoğun olduğu için istek üzerine buraya gelip oynadıkları için burada ister istemez ufak tefek yaralarımız oluyor. Onda yetkili kişilere söylediğim zaman hemen anında yerine getiriyorlar efendim. Getiriyorlar. Evet. Ya aslında bunu hiç yetkililere söyleme de gerek yok. Yani bunun bu şekilde yapılması bence... Şimdi halkımız yoğun olduğu için, kalabalık olduğu için... halka açık olan bir yer olduğu için... Peki çocuklar burada suya giriyor. Tehlikeli değil mi bu? Evet, tehlikeli. Biz zaten gereken şeyleri, uyarıları yapıyoruz. Evet. Çok güzel bir park. Evet. Nizip halkı da çok memnun. Efendime söyleyeyim, belediyemiz olsun, sayın başkanımız olsun. Böyle bir şey park yaptığı için halkımız da hepsi memnun. Kendilerine Allah razı olsun, teşekkürlerini sunuyorlar. Belediye olarak olsun, ekibimiz olarak olsun, hepsi de anlayışlı insanlar. Başkanımız iyi bir insan, kibar bir insan. Halkımız seviyor. Yani çoğu yerde olmadığını da söyleyen vatandaşlarımız var burada. Dinlenme amaçlı, oturma amaçlı, oyun amaçlı hepsi burada bulunup gelip istirahat ediyorlar, oturuyorlar. Efendime söyleyeyim, dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor. Parkı çok beğenip hatta kamera çekip Facebook atan insanlarımız var. Memnunlar. Gelip geziyorlar. Evet, evet. Çok çoğu yerde böyle bir park olmadığını söylüyorlar bize. Güzele güzel yani. Evet, evet. Yakışıklı. Siz o suyun içine niye giriyorsun? Tehlikeli tam orası. Elektrik var. Serinlemek için. Bak daha önce Gaziantep'te böyle bir suya giren birkaç kişi ölmüştü biliyor musun? Elektrik çarpmıştı. Bak babangile sor. Babanlar bilirler. Yani bu tür su, bu şekilde suya girmeyin. Tehlikeli. Tamam mı gençler? Çocuklar özellikle size söylüyorum. Evet, gerçekten harika bir yer burası. Dediğim gibi yani hangi tarafa baksan bir güzellik görüyorsun. Dediğim gibi güzele güzel demek evet. Lazım. Güzele çirkin hiç kimse diyemez. Sayın Başkanımız da bu konuda çok anlayışlı bir insan. Elinden geçse yani daha güzel şeyleri zaten yapıyor kendisi eksiksiz olarak. Yerine getiriyor. Kendine Allah razı olsun. Çok kibar, münayim bir insandır. Peki, biz yolumuza devam ediyoruz. Başkana teşekkür ediyoruz gerçekten böyle bir yer yaptığı için. Gençler, kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun burada?
Karneleri aldık. Biraz aldın arkadaşlar mı? Evet, son günlerimizi bakın geçiriyoruz. Bakın şu karnene. Hayır, bakmayalım. Bakalım. Hadi ne olursun bakalım. Bakalım kaç tane zayıfı var. Yok, bak. Zayıfım yok. Yok mu ya? Niye bakma, bakma dedin? Teşekkür de mi almadı? Teşekkür almış galiba bir şey ya. Teşekkür almış ya. Teşekkür aldım. Biraz karışık duruyor ama. Arkadaşınızı bir alkışlayın o zaman. Bu. İsmin ne senin? Fatma Altın. Bu bunun değil mi? Evet. Az önce başkasından başkasınınki geziyordu. Elini almış. Hayır, bu benim. Yani kesin emin misin? Evet. Takdir almayı düşünüyordum. Kısmet buymuş. Peki nasıl, parkımız güzel mi? Baya gelişti ya. Önceleri burada hiçbir şey yoktu. Baya güzel oldu. Yani güzel yeşil oldu. Alan falan, evet. Aile yeri tam çok güzel. Senin karnın nerede? Benimki evde. Cebinde mi, evde mi? Evde, evde. Sen daha eve gitmedin ki. Eve gittim. Ne zaman gittin? Az önce gittim. Ya şimdi atma bana. Vallahi gittim. Eve gidip karneleri bırakıp geldik. Karneleri bıraktık geldik. Ben inanmıyorum ikinize. İkiniz de zayıfları çok, o yüzden evet, göstermek istemiyorum. Askerleri evde bıraktılar. Fatma, evet. Sen Fatma mıydın? Evet. He, Fatma sen söyle, nasıl bunların karnesi? Karnelerini görmedim ama büyük ihtimal zayıfları var herhalde. Var diyorsun değil mi? Evet. Bak Fatma benim atmaz. Ben bir şey diyemeyeceğim. Görmedim. Benim yani zayıfım yok. Biz görmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Belki park... Olsaydı gösterirdim. Peki bu parkla ilgili ne söyleyeceksiniz hem? Parkımız çok güzel. Vallahi temiz devlet tutuyor muyuz? Hayır. Tövbe haram. Yerlere baksanıza çok giriyor. Kim yapıyor bunları? Bunu halk yapıyor. Biz halkımızız işte, bizim halkımız. Yani bizler de içindeyiz. Ha yani onu söyle de başkalarının üstüne atmayın. Bizim başkalar yani biz de içinde varız deyin yani. Biz de varız. Evet, biz de varız. Alıyorsunuz çevirdeklerinizi, getirip yiyorsunuz, ondan sonra yerlere atıyorsunuz. Evet. Ama bu olmadı bu şekil. Benim bildiğim Nizip'in gençleri, yetişen gençleri bu şekil yapmaz. Yapanlara da müdahale eder. Tabii ki. Değil mi? Bundan sonra da parklarımızı temiz tutmamız lazım. Çünkü devamlı bu parklara bizler gelip oturuyoruz. Evet. Doğru mudur? Evet. Doğrudur. Yani alıp yabana atmayacaksınız. Ya ben nasıl olsa ben burada yerim, atarım, giderim, sonra birileri yer temizler düşüncesi içerisine girmeyin. Girmiyoruz zaten. Olmaz bu tür şeyler. Fatma? Evet. Fazla atma. Tamam mı? Biz karıştık. Haydi bakalım. Nizip Seyirtepe'de şu anda bulunduğumuz yer. Hemen şu tarafa baktığımız zaman direkt barajın güzelliğini görüyoruz arkadaşlar burada. Hemen alt tarafına da sevgili Bahtiyar Hanım gelirsen, alt tarafında gördüğünüz yerde Suriyelilerin kamp bölgesi, şu anda orada insanlar yaşıyor. Vallahi bu görüntüye diyecek bir şey yok. Gerçekten çok harika bir yer. Burada barajın olması, bu doğal görüntünün olması gerçekten çok harika. Gidebilirsek, eğer girebilirsek bir de Suriye kampına girmeyi düşünüyorum ama bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Buradaki bu güzellikleri yaşatmak için, yani daha doğrusu göstermek için geldik özellikle buraya. Harika bir yer. Dediğim gibi Seyirtepe'deyiz. Şu anda bulunduğumuz yerde restoran bölümü değil mi İbrahim? Evet, restoran. Evet, restoran. Zevk mi restoran? Vallahi ben de tam olarak ismini bilmiyorum ama geldik işte şu anda Seyirtepe'deyiz. Gerçekten harika bir yer. Dediğim gibi biraz sonra gideceğiz. Eğer girebilirsek bir de Suriye kampına girmeye çalışacağız. İzin alabilirsek. Bir de oradaki insanların yaşantısını göstereceğiz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Yıllardır var olan Yıltex Grup, her türlü LPG tank imalatı ve basınçlı kap imalatı yaparak sektörde uzun yıllardır hizmet vermektedir. Yurt içi ve yurt dışı otogaz tesisleri kurulumu, trailer dorsa imalatı ve her türlü lojistik faaliyet yapılmaktadır. İthalat ve ihracat faaliyetleriyle her geçen gün sektörde adından söz ettirir hale gelen Yıltex Grup'ta müşteri memnuniyeti eksenli hizmet verilmektedir. İletişim, Yıltex Enerji Makina İmalat Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi, E90 Karayolu üzeri 4. kilometre Nizip, Gaziantep, Türkiye. Telefon 0342-513-0021, fax 0342-513-0061, www.yiltexgroup.com. Hasret sona erdi. Hasret sona erdi. Hasan Çoban'ın merakla beklenen yeni albümü Seni Seviyorum çıktı. Çıktı. Sen ömrüm oldun, sen canım oldun.
sen var ya bebeğim sen. Benim babam yoldaşımdı, sırdaşımdı, kardeşimdi. Sevdiğiniz sanatçıların düetleri, en iyi besteciler, müzisyenler ve muhteşem bir ekip çalışmasıyla Hasan Çoban'ın Seni Seviyorum albümü çıktı. Çıktı. Vay benim, vay benim evimi yıktın, vay benim bu hale bin dilberi, haletin haletin bin bir deli eyleyen. Antepli, Antepli. Hasan Çoban'ın beklenen son albümü Seni Seviyorum birbirinden harika yepyeni şarkılarıyla Türkiye'de tüm müzik marketlerde. Nizip'i gezmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi Yeltex gruba geldik. Yeni sponsorlarımızdan. Burada hemen sevgili Gafur Bey ile birlikte. Burada neler yapıyorlar? İlk önce onu bir öğrenelim. Bir tanıyalım sizi. Abi Gafur Yılmaz. Yeltex grubun sahibiyim. Burada biz LPG tankları üretiyoruz. Trailer dorsaları üretiyoruz. Yurt dışına ihracat ediyoruz. Yurt dışı ve yurt dışına ihracat ediyoruz. Kaç seneden beri yapıyorsunuz bu işi? Bu 2004'ten beri yapıyoruz. 2004'ten beri. Peki sipariş üzerine mi yapıyorsunuz normal? Sipariş üzerine. Genellikle sipariş üzerine çalışıyoruz. Genellikle kendimize de ürün çıkarıyoruz yani. Yurt dışı her tarafa yapıyoruz. Evet. Bunun dışında peki Yeltex Group nelerle uğraşıyor? Yeltex Group lojistikle uğraşıyor. Süt ürünleriyle uğraşıyor. İthalat ve ihracatlarla uğraşıyor. Yani bir kitleyle çalışıyoruz. Peki şu anda bulunduğumuz yer Nizip'in girişi. Nizip'i tanıyor musunuz desem? Vallahi Nizip'i fazla tanımıyorum. Hep Antep burası diyorsunuz. Evet. Hiç köken evet. Antep'te olduğunuz için doğrudur. Biraz da içerideki arkadaşlarla sohbet edelim. Peki bunların şeyleri nasıl oluyor? Dayanıklık süresi nasıl? Bazen böyle yollardan gidiyoruz, görüyoruz işte böyle tankerleri falan görüyoruz da. Kurulması gereken nelerdir bunların? Bunların dayanıklı süresi özel malzemeden yapıldığı için dayanıklı süreleri çok uzun sürelidir. Yani bir tankı bir 100 sene kullanabiliriz. 100 sene. Maşallah. Abi o zaman desene geç ülke devamlı büyüyor, devamlı lazım olacak da yani. Diyecektim belli bir süreden sonra şey muhafaza olacak. Edildikten sonra basından şeyinde herhangi bir şey olmaz. Basıcılık alt malzemedir. O süreçte her sene, her 10 senede bir gerekli testleri yapılıyor. Testleri yapıldıktan sonra onlar sana daha ömürleri uzatıp kullanılıyor. Peki Yeltex grubu olarak başka söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Hayır. Peki. Bizim amacımız müşterilerin memnuniyeti, kaliteye önem veriyor. Yani dünyaya açılan kapı pencere burada diyorsun. İnşallah. İnşallah. Peki biz yolumuza devam ediyoruz. Bakalım Nizip'te neler var. İlk önce burayı bir görelim, ondan sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım. Evet, Türküm Olası. Sevgili İbrahim, şimdi güzel bir türkü söylesin yine. Şu güzel barajın suyunda, Zeykman'ın tam gözünde. Biz de dinleyelim. Hadi bakalım. Antep'in etrafı günüle diken ayrılıklar benim belimi büken sinemsi ah zalim felek de beni nazlı yardan ayırdı. Sineme saraydım derken ah zalim felek de beni nazlı
yardan ayırdı. Belime vurdum da bilek taşına, kim karışır hak mevlamın işine. Bizim ayıranın gelsin başına, ah zalim felekte bir yanımı zora getirdin. Bizim ayıranın gelsin başına, ah zalim felekte bir yanımı zora getirdin. Evet Belkıs Zeykma'da şu anda bulunduğumuz gibi yer, gerçekten baktığınız zaman buradaki yapılan kazılar, bu gördüğünüz sütunlar artı bir şekilde buradaki çıkan heykellerin çoğu şu anda Gaziantep Müzesi'nde yer alıyor. Abiler de o şekilde gelmişler, burada geziyorlar. Abi gel istersen bir yanıma gel, hemen nereye kaçıyorsun, gel hele biraz sohbet edek. Dayı Kurban, nasılsın, merhabalar. Bir tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Akbaban. Aslında Harfetliyim, Urfalı. Harfetli kazasındayım. Ama nezabette ikamet ediyorum. Burada oturuyoruz. Oğlumun nikah meselesi vardı. Onun yüzünden dolayı dolaştık. O buraya, hayırlı bir iş için. Sağ olay, orada yemek yedik. Afiyet olsun. Bir de gidelim gözlerim var. Misafirlerimize de. Peki buranın tarihini biliyor musun? Vallahi tarihini bilmiyoruz. Ya burası yani çok eski bir tarih eser, yeri. İşte barajdan dolayı kazım yapıldı. Ortaya çıktı. Ama daha büyük geniş bir olarak daha da var bence. Tahmin edersen kazılar devam edecek. Yan taraflarda kazılar yapılıyor. Evet, gerçekten çok güzel şeyler çıkıyor, evet, buradan. Evet. Burayı da korumaya almışlar. Evet, yağmurdan işte, şeyden dolayı. Yağmurda işte zedelenmemesinden dolayı. Etrafı şeyden, tahtadan insanların daha güzel gezmesi, dolaşması için. Ama bugüne kadar buralar nasıl bulunmamış? Gerçekten hayret ediyorum. Çünkü çok güzel burada eserler çıktı bildiğim kadarıyla. Ve hala da çıkmaya da devam ediyor. Gaziantep'imiz için, Türkiye'miz için gerçekten çok önemli, çok önem taşıyan bir yer burası. Bunu da buradan söylemiş olalım. Dediğim gibi Belkıs Zeykma'dayız. Biz gezmeye devam ediyoruz.
yatan yatardı gönlü dağında. Beni koyup yad ellerin bağında. Kiminle öterse ötsün bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Dediğim gibi vallahi Nizip'ten geldik köye. Köyü de bıraktık, geldik bahçeye. Dediler bir tane Mahmut Ağa vardılar. Gidek yanında dedi, biraz sohbet edek dediler. Güzel sesi varmış, güzel türkü söylüyorlar. Daha bir de üstelik iki hanımı varmış kendisinin. 15 tane de çocuğu varmış. Daha üç, gözü üçüncüde, ikincide gözü duymamış. Bir de üç istiyormuş. Öyle mi? Öyle ya, nasıl olsun? Öyle seni bir tanıyalım dayı. Kendimi tanıtalım. Ben Nizip'in Kızılcakent köyünden doğmuş, büyümüş bir şeyim. İsmim Mahmut Kılıç, Abu Sefoğlu Mahmut Kılıç. Bana mesela bu Antep torpağında güreşçi olaraktan Antep torpağının hepsi tanır. Lakabımla söylerler, Kör Mahmut derler, Abu Sefim oldu derler. Bileyim, bu da gözümde askerde oldu. Şeyde askerde oldu. Benim yaşantı köyümüzde gençlik icabında, gençliğimizin biraz benim güreşçi falan olduğumdan, büyük kardeşim falan bana işmiş tutturmazdı, serbest şey yapardı. Bizim de o zamanlar güreşe falan çok hevesimiz vardı. İşte bu benim bu güreş esnasında sağda solda da biraz bana çok kıymet verilirdi. Hani hangi köye geçsem tanırlar, ederler, güreş verirlerdi. Sonra da işte bu kardeşimin bir Kocatepe köyünde bir asker alışı vardı. Oradan bir gün bize düğün davetiyesi geldi. Düğün davetiyesi geldiğinde 1962, sene 62 hatta 61'in sonu. Ben daha 17-18 yaşındaydım. Çok delikanlısın yani. He. Kimse beni tanımıyordu yani, dışarıda güreşçi olarak da güreşmemiştim. Akçayat, Kızılcayat arasında güreşirdik. Bunları yıkar falan ederdim fakat dışarı beni tanımazdı. Oraya gittik, güreşe gittik orada. Ben üç tane yani bir gün ilk gittiğimiz gün iki tane yıktım. Dersi'nde son güreşe seçim oldu. Altışar tane dere namına, bekmezciler dere namına. Bekmezci Antep'in giderken, Antep'e giderken Antep'in sağ tarafı, yolun sağ tarafı bekmezci. Sol tarafı ta Oğuz elinin içinde dahil olmak için dere. Bunlar ikiye bölünür. Dere Bekmezli ikiye bölünür. Biz de ikiye bölünmüştü. Bu ikiye kişinin içinde 12 kişi seçime girdi. 6 bekmecilerden, 6 dereden. Yani bu güreşte oluyor. Güreşte. Evet, daha şimdi güreşi bir tarafa bırakalım. Kısa kısa programın sonuna geldik, yaklaştık. Evet. Sen bu avratları alırken. Ya bu avratları şimdi. Sen mi istedin, onlar mı seni istedi? Ya ben işte bu güreşçilik esnasında bu o köyde benim asker, bu ağamın asker arkadaşının bacısıydı bu. O güreşlerinde beni gördüğünde bana gönlü düşmüş. Demiş işte bu ben istese varırım veyahut da beni acaba alırlar ismi mı? Ne, ismi ne? Ayşe Palamut. Ayşe teyze izliyorsun ha, bak ne kadar doğru söylüyorsan aşkımla izlerken hakkını verirsin. Yok hiç bir şey diyemez. Çünkü benim fotoğrafımı da saklamıştı. Benim haberim yok. Orada benim fotoğrafımı görmüş. Saklamıştı askerden gelince haberi. Benim fotoğrafımı da saklamıştı. Birinci yer aldın. İkinci mi? İkinci de bunu aldıktan sonra ben 65'te 66-65'te evlendim. 5 sene sonra sene 70'te ben muhtar oldum. Köye muhtar oldum. Köyün o muhtarlığı esnasında işte bu gençlikten sağa sola ismin Karaoğlu'da şurada burada sözüm geçen işte isim söyleniyor filan, adam şöyleymiş filan, köyün muhtarı şöyleymiş derken bu sona kaldım. Yani ikisini de şöhretim mi aldın? İkisini de işte gönder beni istediler. Yani. Birisi güreşçilik şöhretiyle. Bir de böyle işte sağda muhtarlık, sola. Muhtarlık şöhretiyle. İşte, şöyle adam, böyle adam işte sözü tutturuyormuş. Karakolda şöyle yapıyormuş, şöyle yapıyormuş. Bu gibi şeylerden. Kadın işte diyelim. Şimdi aslında bir ailen, bu da yani bir şeye bir nasihat olsun. Arkadaşı olan, hanımı olan, bacısı olan. Dışarıda ne kadar yiğit arkadaşı olursa olsun, ne kadar güzel arkadaşı olursa olsun, hiç gelip evde onun söz konusu etmeli değil. Allah Allah. Niye ya? O olağan şeydir. Kardeşi onu öyle diyor ki, eğer içeride genç bacısı varsa veyahut da arvadı varsa, öyle bir şey varsa ya acaba bu artık o gitti, nasıl, o eski dönemler geçti. Eski dönem yani olsun, yine şimdi, geçerli. Şimdi, yine geçerli. Şimdi teknoloji denilen bir zaman var. Yani bilgisayarıymış, internetliymiş, telefonuymuş. Bunlar tamam da benim bu söylediğim her zaman için geçerli. Bileyim o internete herkes girmez. Her kadın girmez internete. Herkes internetten arayıp bulmaz. Ya şimdi sen abinin asker arkadaşının bacısını aldın. Aha. Sonra da bunu aldım. Bundan sonra da işte ondan sonra da benim 6 tane ondan oğlum oldu. 2 tane benim bu evvel oğlum yokturdu. Bu sonraki arabada aldım. 72'nin 12. ayın 12'sinde bu oğlan oldu Sonaka Hanım'dan. 73'ün 13. ayında da öbür büyük hanımdan oğlan oldu. Bunun büyüğü, bu Türk Süleyman oğlanın büyüğü oldu.
Ondan sonra da bunun oğlu oldu. İki onun oğlu oldu. Altı tane. Peşine geldi. Altı yani. Tane onun oğlu oldu. İki tane onun oldu. Sekiz tane. Şimdi ben bu sekiz tane oğlan yedi tane kız oldu. Ben bunların her birisini ilk günü nasıl ilk oğluma everdim, sevgim, iştahım o nasılsa bu sekizinci oğlana evereyim aynen. Şimdi bir düğün olsun, bunların düğünde en birinci genç gelsin benimle oynayamaz, halayı çekemez. Şimdi üçü de mi alırsın sen? Üçüncüye çok niyetim var bu oğlana verdikten sonra. Amanın eline gözlerinde gene sevdiğim dostum. Amanın eline gözlerinde sevdiğim dostum. Çok güzel sevdim denedim gene sen on. Sen ondan üstüne. Bravo, bravo. Amanın severler güzeli, güzeli, güzeli darılma dostum. Amanın darıldıysan da güzel olmasan aydın. Aman bu nasıl zaman? Havalan durnam havalan da gene göğsün ağızsa oyun. Amanın havalan durnam havalan da gene göğsün ağızsa göğsün da bak şaşırdım. Bak burada ya. Burada bunu gör istop edin. Maşallah maşallah tamam devam edelim dayıcım devam et sen devam et. Amanın eline eğer senin de gene bende gönlün yok olsan hele yok olsan. Benimki de minnetine zor da gül. Aman ben nasıl edeyim. Zom aşırı zom. Tamam değil mi? Bir tane de oğlan da nilek de. Bundan sonra kısa bir şey söyleyecek abicim. Getirin atımı. Getirin atımı, binem aşkaraya. Ulan alem bilir de yerse, vermeş gerek. Tellalar çağırsam, günde beş kere. Ulan satılmaz kumaşımda gene gözlerin. Düştü bir kere, satılmaz kumaşımda gene gözden düştü bir kere. Yüreğine sağlık, diline sağlık. Çok teşekkür ettik. Bugünü bizlerle birlikte geçirdin. Güzel bir rehberlerin oldu. Baba bir tarafta, oğlan bir tarafta, babalı oğlu güzel bir tane türkü söylediler. Sağ olsun. Programlarınızda başarılar diliyorum yolcu programına. Çok teşekkür ettik. Yüce Allah'ımız izin verirse önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olacağız değerli dostlar. Gözünüz bizde olsun. Hafta tekrar buluşmak üzere. Seyreden tüm tanıyanlara Allah'a ısmarladık diyoruz. Ah lan ah. Sen yoksun. Yok, sen yoksun. Sen yoksun işte. Yoksun dünyamda. Yoksun hayatımda. Bin defa, bin defa, bin defa kokladım saklı resmini. Yine de, yine de duyamadım. Sen yoksun, sen yoksun diye. Sen yoksun. Bakarken ağladım o boş yastığa. Başımı koyamadım biliyor musun? Başımı koyamadım o yastığa. Sen, sen yoksun diye. Kokun yok diye başımı koyamadım. İskele yoluna düşmeyecektim. Meyhane önünde geçmeyecektim. Sana söz vermiştim. Sana söz vermiştim içmeyecektim diye. Sözümü tutamadım. Sözümü tutamadım. Sen, sen yoksun diye sözümü tutamadım. Tutamadım. Thank you.
Nasılsın dediler. Keyfim yok dedim. Derdimi sordular. Derdim çok dedim. Sofrayı kurdular. Karnım tok dedim. Bir lokma yemedim Allah aşkına. Sen yoksun diye bir lokma da yutmadım. Sen yoksun diye. Yoksun diye. Belki bu hayatta bıkabilirdim. Belki de çileden çıkabilirdim. Kafama bir kurşun da sıkabilirdim. Şeytana uymadım biliyor musun? Sen yoksun diye şeytana uymadım. Uymadım. Dedim ya iskele yoluna düşmeyecektim. Meyhane önünde geçmeyecektim. Sana söz vermiştim içmeyecektim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Sen yoksun diye, sen yoksun diye meyhaneler yuvam, geceler dostum oldu benim. Sen yoksun diye, yoksun diye. Abişar gelsin.
Haydi ulaşalım, he, he, ağabeyimize
Hayalim var şu anlar yabancı.
gece dolaşımda karnımlar elini, karnımlar elini. Yıltex grubun sunduğu Yolcu Abi Yollar'da sona erdi.